Hangisi? Bence 27 Nisan'a daha var yani parti içi daha çok erken kim öyle, bir tarih daha var yani 24 saat siyaset için uzun bir süre ya bence biraz hani herkes parti içinde bir nabız yoklayacaktır. Koray Aydın kendisi mi uzakta kaldı Meral Akşener mi onu mecliste görevlendirerek kendisinden ve partiden uzaklaştırdı İşte teşkilatları en hakim isim olduğu için zaten hani buraya gelirken Meral Akşener genel başkan olarak öyle döşedi ki taşları Herkes etkisizleşmişti neredeyse. Hı hı. Yani bir yandan hani bu hepsi tabiri caizse bu suça ortaktı ama bir yandan da ya, sessiz kalanların sessizliğine bakınca bugünü niye beklediklerini daha iyi görüyoruz. Ee, ama ben daha erken olduğunu düşünüyorum. Hangi adayın güçlü? Bence yeni aday adaylarını konuşuruz. Daha sonra belki tek adaylı bile seçime gidilebilir ya da iki adaylı. Meral Akşener e o da örneğin tıpkı altılı masa sürecinde olduğu gibi ben aday olmayacağım dediği zaman partinin yönetim kadrosunda güçlü isimler şunu söylüyordu. Kendisi olmaz ama biz genel idare kurulu olarak toplanıp onu aday gösterebiliriz. Sence Meral Akşener tümle siyasetten çekilir mi? Çünkü şöyle bir haber gözüme çarptı. O da Kılıçdaroğlu gibi ofis kuracak. Ya kurabilir. kurabilirim. Bunlar için. ama İsmail bunlar bir Ankara gazetecisi olarak ben hep temkinli konuşmaktan yanayım. Çok iddialı cümleler. Yani kimsenin kişisel tercihiyle ilgili bu kadar peşin hükümle ifadeler kurmamak lazım. Siyasette her şey olabilir. Az önce Hilmi önemli bir noktaya parmak bastı. Yani AK Parti ile yola devam etmesi, AK Parti angaje bir şekilde ya da eklemlenerek yola devam etmesi İyi Parti'nin konuşuluyordu 3 gün öncesine kadar. Çünkü söylem o yönde ilerliyordu. Yani bir muhalefet partisinden ziyade muhalefeti eleştiren bir parti başka bir yere yatırım yaptı İktidarla yan yana yürümek yönde bir yatırım yaptığına dair bir algı vardı. O yüzden bence bundan sonra bir iyi parti kalır mı? İki, kim bu gemiyi yürütecek? Geminin yeni kaptanı kimler olacak? Aynı zihniyetle devam ederse bu parti muhalefet partisi mi olacak yoksa iktidarın Onlarca küçük ortağından biri mi olacak, birine mi dönüşecek? Belki MHP'ye eklemlenmesi yönünde bazı iddialar vardı ve beklentiler. Üçüncü Hangi yoldan MHP'ye birleşme yapmıştı. Yani bütün bunlar için bence erken. 27 ben kitabın ortasından var. konuşayım biraz. Şu anda baktığımız zaman 2028'de olacak savunucunun başkanlığı seçimi ki ben daha erken olacağını öngörüyorum. E, muhalefetin iki tane adayı var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Şimdi bir üçüncü aday buradan çıkma ihtimali yok. Yani Meral Hanım ben aday olacağım dediği zaman bence onun bir karşılığı yok. Dolayısıyla bir ofis kurdu, çalıştı, etti. E oradan bir şey olmaz yani. Ben aday olarak çıktım. Alacağı oy bu seçimlerde gördük yani. Bir Türkiye'ye, e, Türkiye halkı için, yani Türk, Türkiye için, Türkiye toplumu için artık pırıltılı bir tarafı kalmadı. Kendi tercihleriyle, kendi yanlış tercihleri ötürü. Şimdi burada tek bence açık kapı Mansur Yavaş. Bugün e, Özgür Özel ben bir teknik direktörüm. iki tane çane forayetim var dedi. O konuya geleceğiz. Ama şöyle şurayı şöyle, şöyle bağlayacağım. Birazdan o konuya geleceğiz çünkü. Tamam, şöyle bağlayacağım. Yani eğer yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'na daha uygun, onunla daha örtüşük bir parti. E, Mansur Bey de tabii CHP'de çok kabul görüyor. Çok saygı duyulan bir isim. Ama sosyal demokrasi tonu hala güçlü. Yani Afyon'da evet kazandı, milliyetçi tonlu bir adayla Kütahya'da kazandı, Uşak'ta kazandı ama CHP kentli sosyal demokrat bir parti konumunda, Atatürkçü bir parti konumunda. Şimdi burası yani burası Mansur Bey'e çok bir şey vaat edemezse ve öyle bir şey varsa, öyle bir beklentisi bir vadede olabilecek gibi düşünüyorsa İyi Parti iyi bir iyi bir liman. Aslında ayakta durması gereken, yaşaması gereken bir liman gibi bakılabilir. Yani senin az önce Mansur Yavaş vurgunu ben biraz böyle de okuyorum. E, bu bakımdan da orası e, Mansur Yavaş'ın işaret edeceği bir adayla bir yere doğru gidebilir muhalefetle beraber. Mansur Bey'le ilgili, da. Miyim? İstanbul'daki, Bey ilgili dilerim, benim de söyleyeceğim İstanbul'daki şey İYİ Partililerle Ankara'daki bazı İYİ Partililer mesela İYİ Parti'nin yüzü Ekrem İmamoğlu'na daha dönük biliyor musun? Yani İyi Parti yüzü Ekrem İmamoğlu daha Yani şu süreçte İyi Parti'nin dışına düşen ya da bazısı İyi Parti içinde kalan kimileri ise e, kuşkusuz oranladığında Mansur Yavaş'a göre belki daha azdır. Ama e, İstanbul'dakilerin, Ankara'daki kimi İyi Partilerin yüzü Ekrem İmamoğlu daha dönük. Benim bu konuda evet. bir şey yok ama ben genel olarak daha devlete yakın, daha Ankara bürokrasiyle işi düştü olabilecek bir figür olarak, daha milliyetçi e, tonu ve konumu itibariyle böyle bir imkan olabileceğini düşünüyorum. Peki Mansur Yavaş gibi e, bir daha yerel yönetime aday olmayacağımı deklare etmiş ve Cumhurbaşkanı adaylığı için e, adı geçen en güçlü isimlerden, iki isimden biri olduğunu söylediğimiz biri neden kendini siyaseten dar bir alana hapsetsin? Yani ben Mansur Yavaş'ın böyle bir yanlış hamleyi kısa sürede yapacağını düşünmüyorum. Ben ama Çünkü... oranın başkanı olacak demiyorum, oraya gidecek demiyorum. Yok yok tamam anladım ama e, yani İyi Parti'nin içini dizayn etme işine bence Mansur Yavaş çok yanaşmaz. Yani uzaktan kimi adaylarla ilişkisi vardır, siyaseten yakınlığı da olabilir ama daha geniş bir alana hitap etmeyi hedefleyip o kadar dar bir alanda adını yıpratmak isteyeceğini zannetmiyorum. Yani bir bilgiye dayalarak söylemiyorum bunu, dayanarak sadece bir yorum olarak söylüyorum bunu. Atılıyorum. Yani çünkü şimdiye kadar attığı adımlarda da Meral Akşener tam bunu yapmak istedi Mansur Yavaş'a. O zaman bile İyi Parti pek çok isimle çok yakın ilişkisi olduğu zaman bile çok temkinli hareket etti. Hatta daha sonra biz onları çağırdık. Onlar cesur adım atamadı gibi ifadeler kullandı hatırlarsan o altılı masa krizi sırasında. Yani o zaman aslında bence hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş biraz başlarına geleceği görmüşler. Yani İYİ Parti Genel Başkanının fevri hareketlerinin onlara da zarar vereceğini görmüşler. Yani İYİ Parti ile e, çok yakın olsalardı o dönem e, ikisi de çok büyük zarar göreceğini görmüş ki temkinli hareket ettiler. Sen İYİ Parti aday adayları hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle Müsavat Dervişoğlu önem yani MHP kökenli, eee ülkücü harekettenli ama yani oranın Koray Aydınlar, kuvvetli adamlarından evet, doğru, biriydi. Doğru. E, Koray Aydın Hakeza. Uğur, evet. Poyraz Peki, Uğur Poyraz değil. Peki sence Poyraz değil ama değil. ben zaten… Şey sor Ülkücü kökenden olmayan biri sence İyi Parti'de yeni başına olabilir mi? Olamaz. Sence? Mümkün ben mi? çok net olamaz. Çok net olamaz. Burak Avuncu da Ülkücü kökten gelmiyor. Burak, Burak. Avuncu İstanbul adayı yaparak bence önünü kapattı. Bitirdiler doğru. Yani bu saatten Kendisi sonra… Kendisi de yıprandığını düşünüyor bu e arada. Yani bindi altı aldı. Uğur Poyraz, Bilge Yılmaz ve e, Turan Çömez kalıyor geriye. Bunlar o zaman bu durumda… Sana göre de lider olması yani, zor insanlar. Bence de olamaz. Yani Bilge Yılmaz'ı şimdi... Yani bilmiyorum konuştum mu adayı olduğum şey var Bu zaman son zamanı konuşmadım hayır. Ben ama Tolga Akalın onun kendisi hak ettiğini ifade ediyor. Yani Tolga Akalın tabii burada... Yani bu saydığın isimler arasında... En... Yani... En topluma bir şey söyleyebilecek isim. Hem daha genç... E, hem yıpranmamış. E, dolayısıyla burada bir hat çizebilir ama... O da... Yani... Bir de şöyle siyasetin merkez tarafı artık doldu. Cumhuriyet Halk Partisi oraya oturdu. Merkez seçmenin baktığı kutup, yıldız, kutup yıldızı o ister istemez yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> yani o alanı bırakmış değildi. Bırakmış değil yani orayı şu anda tamamen e, kaplamış durumda. Dolayısıyla oraya oynayacak bir iyi partinin seçmende bir karşılığı olmaz. Onun oynayacağı yer hiç şüphesiz bence daha milliyetçi. Milliyetçi bir çizgide giderse oradan bir şey öğretebilir. Burayı oynayacaksa da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden güçlü işi kurmanın yollarını arayacaktır. Ama o zaman da İyi Parti <laughs> yani şimdi bir kere kaybettiği seçmen ha burada öyle oldu ben şimdi geri döneyim buna vereyim diye. Çünkü orada artık gücünü arkasına almış, yelkenlerini doğru e, doldurmuş, iktidarı yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla bir kere oraya giden seçmen bunu gördükten sonra çok büyük, çok fahiş hatalar yapmazsa <laughs> belediyelerde daha evvel e, tanık olduğumuz şekilde hatalar olmazsa, orada işler şeffaf e, toplum yararına e, kamucu, halkçı e, bir şekilde ilerlerse İyi Parti'nin orada kendine bir alan açması hiç de kolay değil. Ben yarınki yazımdan iki alıntı yapacağım ve konuyu bitireceğim. Biri Koray Aydın'ınla yaptığım söyleşiden bir bölüm. Kendisine ittifakı savunuyor ve seçim ayrı gelmenin hata olduğunu düşünüyorsunuz değil mi dedim. Evet onun hata olduğunu yaptığım konuşmalara dile getirdim. Dışarıya yansıtmadım. Ama parti herkes tavrımı bilir. Sizce yüzde üç %3.5'a etki etti mi diye sordum. Etki etmez olur mu diye cevap verdi. CHP ile ve iki belediye başkanı ilişkileri onarma yönünde bir çabanız olacak mı diye sordum. Probleme dönüşmüş olan bütün konuların ortadan kaldırılması yönünde ciddi adımlar atacağım. Siyaset insanları dağıtma değil, insanları toplayıp bir araya getirme sanattır dedi. Turan Çömez ise e, ittifak yapsaydınız sonuç ne olur diye sorduğumda dedi ki ittifak yapılmış olsaydı bütün Türkiye başka şeyi konuş olurdu, konuşuyor olurdu dedi. Neyi diye sordum. AK Parti'den kurtulmanın yol haritası net olarak ortaya çıkmıştı. İttifak yapmanın ve bu sonucun ortak bir başarı öyküsü olduğunu paylaşıp ilerlemek daha kolay olurdu. Ayrı gitme kararında benim hayır oyum vardı ama buna rağmen canla başla savundum. Sonuçta AK Parti'den kurtulmuş olmak Türkiye'nin önünü açtı şu anda. Ee, o kadar mutluyum ki partim için çok üzüldüm ama Türkiye'nin önü açıldı ve AK Parti'nin yenilene, yenileneceği görülmüş oldu diyor bitiriyor. Fakat ittifak da zor olurdu. Yani şimdi İstanbul'da mesela Dem Parti ile dolaylı bir ilişki yürütüldü. Yani orada hep bir sıkıntı olacaktı Hı -hı. bence. Hı -hı. Yani dolayısıyla onu izah etmek oradan içeriden eleştiriler filan ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İmamoğlu'nun işi daha zor olabilirdi o, o ilişkileri yönetmek bakımından diye düşünürüm evet. ben. Ya çünkü orada kendi milliyetçi seçmenleri yani şunu anlamıyorlar insanların şöyle söyleyeyim insanların şu anda halkın temel sıkıntısı ekonomik vaziyet. Yani hayat pahalılığı almış yürümüş gıda fiyatları almış yürümüş yani ideoloji elbette önemli elbette e, siyaseten ne dediğiniz önemli ama burada iktidarla yakın gitmek iktidar işine yarayacak söylem retorik oluşturmak